Merhaba arkadaşlar. Bugün kaynatmaya gerek kalmadan çok kolay şekilde hazırlanan kışlık kırmızı erik kompostasının tarifini vereceğim. Sizi çok yormayan, kapak atmayan uzun ömürlü kışlık erik kompostasını sizler de denemenizi tavsiye ederim. Tarife geçmeden önce kavanozların sterilizasyon işlemini sağlayalım. Soğuk suyla yıkadığım kavanozların içerisine yarım bardak su ekliyorum. Fırın tepsisine alıyorum. Fırını 100 dereceye ayarlayıp 20 dakika fırında bekletiyorum. Komposta işlemine başlayana kadar kavanozlar fırında bekliyor. Ben kışlık komposto için 2 kilogram kırmızı erik kullanacağım. Önceden erikleri bol suda yıkayıp hazır ettim. Fırından çıkarmış olduğum kavanozların içerisine erikleri küçük küçük doğruyorum. Bu işlemi yaparken mutlaka eriklerimizi çekirdeklerinden temizleyelim. Kavanozları meyve ile yarısına kadar dolduruyoruz. Kavanozu doldururken eğer ezik meyveler varsa mutlaka onu ayırıyoruz. Çekirdekleri ve ezik meyveleri pestil yaparak değerlendirebilirsiniz. Ben 1 kilogram kavanoz için 1 çay bardağından 1 parmak aşağı toz şeker kullandım. Meyvesinin ve şekerinin bol olması takdirinde kışın sulandırarak daha çok meyve suyu elde edilebilir. Her kavanoz için 3-4 adet karanfil kullanıyorum. Harika bir aroması için sizler de karanfil kullanabilirsiniz. Fakat karanfil tadını sevmeyenler kullanmayabilir. Kavanoza şekeri ve karanfili ekledikten sonra sıcak sıcak kaynayan çaydanlıktan su ilave ediyorum. Yıkadığım kavanoz kapaklarının üzerine sıcak su ekleyerek sterilizasyon işlemini sağlıyorum. Kapağı ağzına geçirdikten sonra gördüğünüz üzere kapağı kavanozun ağzına yerleştirerek iki geri bir ileri yaparak kavanozu kapatıyorum. Ve kavanozu 3-4 kere sallıyorum. Kesinlikle kavanozu ters çevirip bekletmiyoruz. Bu sağlık açısından tehlikelidir. Ters çevirdiğiniz zaman kavanoz kapaklarının içerisi yiyecek ve içeceklerle temas halinde oluyor. Ve bu da zehirlenmelere ve başka sağlık sıkıntılarına yol açabilir. Kavanozları 3-4 kere salladıktan sonra sofra bezine veya battaniyeye sararak düz şekilde 2 gün boyunca bekletiyoruz. 2 gün boyunca beklenen kışlık erik kompostasının son halini görüyorsunuz. Harika bir rengi vardır. Tadı ve aroması da muhteşem oluyor. Çünkü artık senelerdir böyle yapıyoruz. Bu tarifi ben annemden öğrenmiştim. Yaptığım zaman içen herkes çok seviyor. Rabbim tüm annelerimize sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Annelerini kaybedenlere ise sabırlar ihsan eylesin. Cennetinde görüştürsün. Rabbim hepimize sağlıklı, huzurlu, rızıklı bir hayat yaşatsın. O kadar çok rızık versin ki kimsenin gözü kimsenin rızkında kalmasın. Çoğu zaman tecrübe sahibi olduğum, bazen de araştırdığım, denediğim ve fayda bulduğum tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.